planlaması var. Bununla ilgili kısaca bir bilgilendirme. Onun akabinde bizim yaptığımız işlerle ilgili yine kısaca bir bilgilendirme. Bir genel değerlendirme, genel ülkenin sıkıntıları, makine mühendisleri odasının sıkıntıları, istekleri, talepleri konusunda bilgilendirme. Akabinde de yönetim kurulu tarafından ve üyelerimiz tarafından bizlere iletilen bazı soruları sizlere bulmuşken siz değerli milletvekili adaylarımıza sorarak bir soru cevap şeklinde geçelim istiyoruz. Onun akabinde de yine değerli üyelerimiz ve misafirlerimizden varsa soruları olanlar sizlere bu soruları soru cevap şeklinde tamamlayıp inşallah iftar saatine kadar toplantı sonlandırmayı düşünüyorum. Bir şey de duyduysa başlayalım diye düşünüyorum. Hocam beklesek bir de sanırım İftar saatine başkan ulaşırsak en azından orucu da burada açarsın. Olabilir mi? Açabiliriz de. Açabiliriz. Şimdi İzzet Bey'le biz aynı zamanda lise arkadaşıyız. Aynı lisede okumuşuz. Sağ olsunlar İYİ Parti'nin kurulma döneminin hemen akabinde şubemizi ziyaret ettiler ve bizden randevu istediklerinde biz tabii ki hay dedik. Yeni bir oluşum, yeni bir parti. İyi bir parti. Bu anlamda kendileriyle de bu daha öncesinde, bu toplantının öncesinde bir istişare etme durumumuz söz konusu oldu. Yönetim kurullarıyla bizi ziyaret ettiler. Biz de kendileriyle genel olarak mühendislik disipliniyle alakalı işler başta olmak üzere kent gündemiyle ve ülke gündemiyle ilgili istişarede bulunduk. Olumlu bir istişareydi. İnşallah önümüzdeki süreçte bu ilişkilerimizi birazcık daha sıklaştıracağız, birazcık daha iyi yönde, ağzımıza hep iyi kelimesi takıldı yönde, evet, şimdi hocam beklerken aslında hocam bildiği bazı şeyleri anlatacağım için isterseniz ben yine de anlatayım. Yani hocam zaten bu konuları biliyor. Şimdi Makine Mühendisleri Odası, Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği'nin 24 tane meslek disiplininden bir tanesine bağlı bir meslek odası. Türkiye genelinde 18 tane şubemiz var. Bu 18 şubeden bir tanesi Gaziantep'te. Kahramanmaraş ve Kilis bizim şubemize bağlı temsilcilik olarak görev yapmaktalar. Bu 18 şubenin 2500 üyesi var. 2500 üyenin genel olarak profili makine mühendisleri olmasına rağmen endüstri mühendisleri de bizim odamıza kayıt yaptırıyorlar. Yine işletme mühendisleri, mekatronik mühendisleri gibi yeni mühendislik dalları da bizim çatımız altında burada üyelik kapsamında bulunabiliyorlar. Başkan sadece bizim 2500 üyemiz. Tabii tabii. Şimdi 18 şubenin de sayı sadece öyle anlaşıldıysa pardon. Toplam üye sayımız 18 şubenin üye sayısı 110 bin. Bizim şubemizin 2500 ticaret odası ve sanayi odasından sonra Gaziantep'in en büyük odasıyız. Gaziantep'in de en büyük akademik odasıyız. Yani üniversite mezunlarından oluşan en büyük akademik odayız. Genel olarak yaptığımız işleri birazcık özetlersem İş sağlığı güvenliği kapsamında periyodik kontroller yapıyoruz, raf analizleri yapıyoruz, baca gazı emisyon ölçümleri yapıyoruz, asansör kontrolleri yapıyoruz. Bunun dışında üyelerimizden sosyal yönden gelişmelerine katkıda bulunmak amacıyla sosyal etkinlikler, teknik anlamdaki katılımlarına da teknik etkinlikler yapıyoruz. Merhaba hocam, hoş geldiniz. Buyurun hocam. Bizim hep yerimiz hocam diye alıştı ama herhalde bundan sonra da sayın vekilim diye alıştı. Sayın hocam. Şimdi ne olursa olsun hocam bir kere yapışınca hocam bırakılmıyor. Bana da yönetim kurulunda Başar Bey, Esra Hanım hala hocam diyor. Benim asistanlık döneminde onların asistanlığını yapmışım. Dolayısıyla hala hocam diye söyleniyor. Bazıları şaşırıyor tabii. 15 yıl oldu herhalde o üniversitede. Ama bir ünvan yakışınca üzerimize, kötü de bir ünvan değil, iyi bir ünvan. O anlamda benim de dilim hep hocam diye geçiyor ama herhalde bundan sonra birazcık da kamu diliyle beraber sayın vekilim diyeceğiz. Gecikme için özür dilerim. Estağfurullah. Programlar üst üste çakışınca tam ayarlayamadık bunun için. Estağfurullah. Şimdi hocam siz yokken biz genel anlamda bir odamızın yaptığı işlerle ilgili bir bilgilendirme yaptık. Kısa bir bilgilendirme.
üzerinden tekrar bir daha geçeyim. Şimdi makine mühendisleri odası, mühendis mimarlar odası bir odaları bir 24 tane üyesinden bir tanesi. Türkiye genelinde 18 tane şubemiz var. Gaziantep'te bu şubelerden birisi. Gaziantep ve Kilis, Kahramanmaraş olmak üzere 3 ile hitap ediyoruz. Diğer 2 il temsilcilik sıfatıyla yürütmesini yapıyor. Biz Gaziantep şube olarak onlara başkan sıfatımızla devam ediyoruz. Türkiye genelinde 110 bin üyemiz var. Gaziantep şube üzerinde 2500 üyemiz var. Makine mühendisleri, endüstri mühendisleri, mekatronik mühendisleri, işletme mühendisleri gibi yeni mühendislik dalları da bizim odamıza kayıt yaptırarak üye olabiliyorlar. Bu çerçevede faaliyetlerine devam ediyorlar. Odamız Gaziantep'in en büyük akademik odası. Yani üniversite mezunlarının oluşturmuş olduğu en büyük akademik oda bizim odamız. Ayrıca ticaret odası ve sanayi odasından sonra en çok üye sahip odalardan birisi yine. Biz oda üyelerimizden aldığımız bu büyük çerçevesinde Gaziantep'te makine mühendisleri odasının sesini elimizden geldiği kadar duyurmaya çalışıyoruz. Temsiliyet gücümüzü yukarıya çıkarmaya çalışıyoruz. Bu anlamda önümüzdeki süreçte milletvekili olacak siz değerli hocalarımız, mühendis milletvekillerimize bize bu anlamda güç katacağını düşünüyoruz. Seçimlerden aday adayı belirleme sürecinde biz mühendis milletvekilleri istiyoruz diye bir açıklama yapmıştık, basın açıklaması. Bunu şunun için yapmıştık. Sanayi şehri olan Gaziantep'e mutlaka ve mutlaka mühendis milletvekilleri yakışır diye düşünüyoruz. Çünkü bizim sanayi kenti olmamız hasebiyle buraya katkı koyacak mühendislerimizin, milletvekillerimizin mühendis olması son derece önemliydi. Bu talebimize İyi Parti en iyi cevap veren siyasi parti oldu. Diğer partilerin hemen hemen hiçbirinde yokken, bazılarında da seçilebilir pozisyonda adaylar yokken, İyi Parti'de birinci sırada işte hocam, ikinci sırada da yine gemi makineleri mühendisi bir arkadaşımız. Babası da bizim üyemizdir aynı zamanda. Böyle de bir durumu var Can Bey'in. Bu anlamda bizim bu talebimizin İyi Parti tarafından olumlu yönde karşılanıp sizlere aday göstermesinden dolayı ben şube yönetim kurulu adına ve makine mühendisleri odası adına böyle bir olumlu yaklaşımı sizden gördüğüm için teşekkür ediyorum. 4. sanayi devriminin yaşandığı günümüzde mutlaka ve mutlaka makine mühendislerinin, endüstri mühendisleri başta olmak üzere bir mecliste bizleri temsil etmesi gerektiğini düşünüyor. Çünkü sanayi çağı, endüstri çağı sadece mühendislerden olsun demiyoruz ama önemli bir kısmı icraat yapabilecek, yürütme yapabilecek kısımların mutlaka ve mutlaka mühendis kesimlerinden olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu anlamda hocama ve Can Bey'e ve diğer arkadaşlara hepsine başarılar diliyorum. Bizim için böyle bir iki milletvekilinin İlk iki sırada seçilebilir, ilk iki sırada iki mühendisin olması bizim için önemli bir konu. Çok önemsedik. Teşekkür ediyorum bunun için. Biz odalar olarak muhalefet argümanı en çok elinde toplanan odalar kurumlarız. Sivil toplum kuruluşu değiliz. Anayasanın amir hükmünce kurulmuş, kamu kurumu niteliğinde kamusal denetimler yapan ve meslektaş yararına, faydasına çalışan kurumlarız. Bu çerçevede bizim elimize, bize gelen, üyelerimizden gelen talepler çerçevesinde, bize ulaşan talepler çerçevesinde biz muhalefet görevini elimizden geldiği kadar şehrimizde yapmaya çalışıyoruz. Muhalefet görevinden kastımız şu: kırmadan, dökmeden, yıkmadan, çözüm önerileriyle beraber bu şehirdeki üyelerimizin yaşadığı bu şehirdeki sıkıntıları genel anlamıyla bizi yönetenlere, kanun yapıcılara, milletvekillerimize iletmeye çalışıyoruz. Bu anlamda önümüzdeki süreçte ben İyi Parti'den seçilecek milletvekili adaylarımıza da odamızın kapısı sonuna kadar açık. Bu konuda şehrin, kentin faydası başta olmak üzere makine mühendislerinin, endüstri mühendislerinin faydası da meslek ve meslektaş yararına çalıştığımız için bu çerçevede sonuna kadar açık. Biz istişare etmeye, biz beraber bir şeyler yapmaya, katkı koymaya, yol almaya beraber talibiz. Şimdiden bunun talibini ben veriyorum. Sizden de bu tarihin karşılığını bekliyoruz. Demokratik ülkelerde muhalefet görevini sadece ve sadece siyasi partiler yapmaz. Aynı zamanda sivil toplum kuruluşları, odalar, dernekler, vakıflar yapar. Biz bu görevi de üzerimize addederek elimizden geldiği kadar önümüzdeki süreçte demin de bahsettiğim gibi olumlu yönde yıkmadan, kırmadan, dökmeden, doğruya doğru, yanlışa yanlış, hiçbir partinin arka bahçesi olmadan, hiçbir partinin ön bahçesi olmadan odamızı yönetmeye devam edeceğiz.
Seçim sonrasında, seçim esnasında verdiğiniz, seçim esnasında verdiğiniz vaatler, seçim programınızdaki vaatlerinizin takipçisi olacağız. Bunlarla ilgili yaptıklarınız, yapamadıklarınız, yapacaklarınız ve yapmadıklarınız konusunda sorgulayacağız. Biz bu sene şöyle bir karar aldık. Gelen siyasi partilerimizin hepsinin konuşmalarını ve vaatlerini biz de kameraya alalım dedik. Önümüzdeki süreçte bir dahaki geldiklerinde siz geçen sefer seçimde böyle demiştiniz ama bunu yapmadınız diye en azından takip edelim. Bu birazcık da bizim akademisyen yanımızdan kaynaklanıyor hocam herhalde. İnşallah bize yaptınız. Evet. Teşekkür edersiniz. İnşallah. Şimdi Türkiye Partisi olma yönünde İYİ Parti'nin birazcık daha gayret sarf etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Türkiye'nin tüm coğrafyasında oy alabilecek, Türkiye'nin tüm coğrafyasında aday gösterdiğinizi biliyoruz. Ama tüm coğrafyada eşit oranda, dengesiz oranda değil, eşit oranda belki de oy potansiyeline sahip bir parti olmanın, Türkiye Partisi olmanın Türkiye'ye de, partinize de çok büyük faydası olacağına inanıyoruz. Bu anlamda sadece doğuda değil, sadece batıda değil, sadece kuzeyde değil, sadece güneyde değil, tüm Türkiye coğrafyasında bir altyapınızın oluşması yönünde elinizden geldiği kadar çalışmanızın ülke için de faydalı olacağına inanıyoruz. Birazcık da sorularına geçeyim isterseniz. Biz yönetim kurulu olarak belirlediğimiz bazı sorular var. Bu soruları mümkünse cevaplamanızı rica ediyoruz. Şimdi seçim esnasında 24 Haziran'daki seçim esnası hazırlıklarında meydanlarda malum biliyorsunuz liderlerimiz, Cumhurbaşkanı adaylarımız vaatlerde bulunuyor. Biz de Meral Akşener'den duymadık ama bir duymak istiyoruz. TUMOP için bir vaadiniz var mı? Makine mühendisleri için bir vaadiniz var mı? Mühendisler için bir vaadiniz var mı? Öncelikle bunu önemsiyoruz. Veya seçim programınızda mühendislerle ilgili, mühendislik odalarıyla ilgili, dernek bizim odamızla ilgili herhangi spesifik bir şey var mı? Bu konuda bilgilendirmeyi rica ediyorum. Malum biliyorsunuz Afrin operasyonundan hemen sonra Türk Tabipler Birliği'nin bir açıklamasından sonra sebebi bence o olmadığını düşünmüyorum ama Türk ve Türk kelimelerinin kaldırılması yönünde odaların ve derneklerin, vakıfların, ünvanlarının önünde Türk ve Türkiye kelimelerinin kaldırılması yönünde bazı çalışmalar var. Biz Cumhuriyet'in kurucu değerlerinden birisi olan Türk kelimesinin ünvanımızdan kaldırılmaması için, Türk ve Türkiye kelimelerinin ünvanımızdan kaldırılmaması için basın açıklamalarında bulunduk. Bu düşüncemizin, bu görüşümüzün arkasındayız. Bu çerçevede önümüzdeki süreçte de bize bu anlamda destek vermeyi taahhüt ediyor musunuz? Son derece önemli bir konu bizim için. Cumhuriyet'in birleştirici değerlerinden birisi sudan sebeplerle, haklı sebepler varsa başka çözümler bulunabilir. Sadece bundan dolayı odaların ünvanlarının önünden Türk ve Türkiye kelimelerinin kaldırılmasının doğru olmadığını düşünüyoruz. Bu anlamda bize destek olmanızı bekliyoruz, taahhüt vermenizi bekliyoruz. Önümüzdeki süreçte mecliste seçilirseniz Türk ve Türkiye kelimelerinin kaldırılması yönünde bir oylama olduğunda elinizi kaldırmayacağınızı düşünüyoruz. Şimdiden bununla ilgili sizden taahhüt bekliyoruz. Bir de SGK protokolü ile ilgili bir açıklama yapmak istiyorum. SGK'nın 2012 yılında TUMOP'la imzalanan bir protokolü çerçevesinde askeri mühendis maaşları diye bir ücretimiz vardı, ücretlendirilmesi vardı. Bununla ilgili protokolü hükümet iptal etti. Şu anda askeri ücret ve askeri ücretin yakınında, yani 100-200 lira altında, 100-200 TL üstünde çalışan mühendis arkadaşlarımız var. Bu mühendis arkadaşlarımız bu durumdan mağdurlar, bu durumdan sıkıntılılar. Bu protokolün tekrar gündeme taşınması ve bunun mecliste tekrar gündeme alınıp gerekirse komisyonlarda, gerekirse de ilgili bakanlıkla görüşerek bunun tekrar imzalanması yönünde bize destek olmanızı bekliyoruz. Bu konuda destek olacak mısınız? Birazcık da hocamın konusuna gireyim. Ben mühendislik fakültesine girdiğimde 90-95 yılları arasında mezun oldum. 95'te mezun oldum, 90'da girdim. Türkiye'nin iyi bir üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi. Buraya girdiğimizde biz tıp fakültesine mi girelim, buraya mı girelim diye seçim yapmıştık. İyi ki makine mühendisi olmuşum. Burayı seçtik. Fakat son dönemlerde her ilde bir üniversite kurulması, 240 bin sınırının getirilmesi, sıralamada 240 bin sınırında mühendis adaylarının yetişmesi, mühendislerin olması, bizim odamıza gelen mühendislerin de nitelikli olarak gelmediğini görünce bu 240 bin sıralamasının mutlaka ve mutlaka aşağıya çekilmesi, bu işe biraz kalite getirilmesi yönünde çalışmalar olması gerektiğini düşünüyoruz. Ya da üniversitelerde
mutlaka ve mutlaka açılıyorsa bölümler, mutlaka ve mutlaka nitelikli hocalarımızın da olması gerektiğini düşünüyoruz. Bugün bir anaokulda bile 3 tane öğretmen var bir öğrencinin. Bazı makine mühendisliği bölümlerinde 3 tane hoca yok. Biz kamusal denetimleri kamu adına yapan odalarız. Bu anlamda özellikle önümüzdeki süreçte Gaziantep'te kamusal denetimleri, asansörlerle ilgili kamusal denetim yapma görevine odamıza verilmesi için bizlere destek olmanızı bekliyoruz. Özel şirketlerle kamu adına denetim yapan bizim gibi odaların rekabet haline girmesini doğru bulmuyoruz. Bu anlamda önümüzdeki süreçte özellikle asansörlerle ilgili bize destek olmanızı bekliyoruz. Asansörlerin odamız tarafından yapılmasını önemsiyoruz. Mali periyodik kontrollerinin. Demin bahsetmiştim Kahramanmaraş ile bağlı diye. Kahramanmaraş'tan asansörlerin tüm il ve ilçedeki, tüm merkez ilçe ve diğer ilçelerdeki tüm asansörlere bizim odamız bakıyor. Ama maalesef Gaziantep'te biz bakamıyoruz. Periyodik kontrollerde görevde akredite olan personellere odamız yetiştiriyor. Ama biz onların, bizim asansörümüze onlar gelip bakıyor. Bizim şu anda bindiğimiz asansör onlar bakıyor. Bu anlamda bize destek olmanızı bekliyoruz. LPG'li araçlarla ilgili yürürlükte kaldırılan muayene kontrolleri, sızdırması testlerin yeniden gelmesi için bununla ilgili bir çalışma yapmanızı rica ediyoruz. Proje denetimleriyle ilgili malum biliyorsunuz inşaat hareketli bir sektör. İnşaatla ilgili projelendirme konusunda belediyelere odalardan geçmeden getirilmesi yönünde, projelerin getirilmesi yönünde bazı sınırlamalar var. Bu sebepten dolayı odalara şu anda mühendis arkadaşlar çizdikleri projeleri onaylatmadan götürüyorlar. Dolayısıyla bu da sahte mühendisleri, yetkisiz mühendisleri gündeme getiriyor. Bu konuyla ilgili mutlaka ve mutlaka odalardan yine geçmesi konusunda sizlerden destek bekliyoruz. Meslek lisesi meselesi önemli. Meslek liseleri ara elemanlar. Herkes mühendis olacak diye bir kaide yok. Herkes doktor olacak diye bir kaide yok diye düşünüyoruz. Meslek liseleriyle ilgili çalışmalarınızı, ara eleman yönündeki çalışmalarınızı mutlaka destekleyeceğiz. Bu konuda fikirleriniz varsa almak istiyoruz. Rahmetli koçum bir sözü vardı, meslek lisesi memleket meselesi diye. Bununla ilgili eğer bize düşen bir şey varsa meslek liseleriyle ilgili mutlaka yapmak isteriz. Meslek liselerinin özelleştirilmesi gibi bir durum söz konusu. Bununla ilgili de mutlaka bir çalışma yapılması gerekiyor. Biz bu tür eğitimdeki bu tür özelleştirmelere karşıyız. Bununla ilgili de çalışmalarınızı dinlemek istiyoruz. Gaziantep dahilinde olmak üzere tüm Türkiye genelinde inşaat sektöründe çok ciddi gelişmeler var. Ama betona, demire biz para bağlıyoruz. Artık sanayiye dönüş zamanının geldiğini düşünüyoruz. Rant odaklı, gelir odaklı inşaat sektöründen sanayi sektörüne geçiş için dolayısıyla sanayi sektörüne geçildiği zaman mühendis arkadaşlarımızın istihdam edilmesi, ücretlerinin yükselmesi durumu söz konusu olduğu için bu konudaki çalışmalarınızı birazcık anlatır mısınız? Özelleştirme ile ilgili biliyorsunuz son dönemde özelleştirilmedik hemen hemen hiçbir kurum kalmadı. Hiçbir kamu sanayi kurumu kalmadı. Hatta özelleştirmenin dozu kaçırıldı. Köprüler, barajlar, hastaneler bile yap işlet devlet modeli altında aslında yine de bir özelleştirme durumu söz konusu oldu. Bununla ilgili sizin düşünceleriniz nedir? Bununla ilgili düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Kamil Hoca Stadyumu ile ilgili son dönemde bazı gelişmeler oldu. Kamil Hoca Stadyumu ile ilgili yerin cami yapılması konusunda daha önceden Cumhurbaşkanımızın bir söylemi vardı. Akabinde Cumhurbaşkanımız millet bahçesi diye bir kavramla yola çıktı. Şimdi biz demin başta söylediğim gibi olumlu yönde eleştirilerimizi de yapacağımızı söylemiştim. Cumhurbaşkanımız bu anlamda doğru söylediği için biz de önümüzdeki süreçte Kamil Ocak Stadyumu'nun yerinin millet bahçesi olması yönünde kendisini desteklediğimizi bu yönde alınacak tüm kararlara destek olacağımızı söyledik. Tabii Türk Dil Kurumu'ndaki bahçe kelimesinin anlamını bozmadan oradaki ifade çerçevesinde kabul edebiliriz. Bununla ilgili Kamil Ocak'la ilgili sizin düşünceleriniz nedir? Hocam rektör iken odanızda maalesef sizi fazla göremiyorduk. İnşallah milletvekili olunca sizi aramızda görecek miyiz? Yani bu konuyu da önemsiyoruz. Siz değerli hocalarımızı mutlaka odamızda görmek istiyoruz. Sizin bilgileriniz, deneyimleriniz, sizin katkılarınız bizim için son derece önemli. Rektörken dediğim gibi hemen hemen hiç göremedik sizi ama milletvekiliyken görmek istiyoruz. Kapılarımız Hüseyin Filiz'e sonuna kadar açıktır. Biz sizi şimdiden buradan davet edelim. Size her ortamda, her türlü şekilde
nezaketle karşılamak için bekliyoruz. Son bir soru. Mevcut iktidar ve MHP tarafından sürekli bir FETÖ'cü olarak bir suçlamanız var. FETÖ'cü bir parti, lideriniz FETÖ'cü gibi bir yaklaşım var. Yeni kurulmuş bir parti olmanıza rağmen, hiç iktidarda olmamanıza rağmen, rektör atamamanıza rağmen, emniyet müdürü atamamanıza rağmen, neden böyle bir suçlamayla sürekli baskı altına alınmaya çalışıyorsunuz? Üniversitelerden, emniyetten, Adalet Bakanlığından atılan bu kadar personel sizin döneminizde alınmadığına göre neden böyle bir yakıştırma size yapılıyor? Ben çok teşekkür ediyorum. Sorularım genelde bu. Biraz hızlı da geçtim hocam. Üst üste. Ben teşekkür ediyorum. Hocam birlikte yıllardır sorular siz bize sorarsın. Ya öyle. Çok fazla gelse gibi olmuş. Şimdi geç ben de güzel olur ya. Hocam makine elemanlarında bizi çok sıkıştırmıştım. Hocamın branşı. Makine elemanları. Makine elemanları, makine tasarımı. Evet. Çok teşekkür ederim bu sorular için de. Hüseyin bizim çok değerli bir öğrencimiz. Sonuçta da böyle değerli bir odanın başkanı oldu. Geç olsa da tekrar tebrik ediyorum. Kendisinden önce görev yapan da bizim öğrencimizdi, Başar. Şimdi sorularınıza tek tek cevap vermeye çalışayım. Diğer arkadaşlarım da eğer takip ederlerse benim eksik kalan cevabım, onlar da söz almasını isterim. Türkiye Mimar Mühendis Odaları Birliği için bir valiniz var mı dediniz. Türkiye Mühendis Mimar Odaları Birliği'nin şu anda sıkıştırıldığını, ötelendiğini, bir kenara itilmeye çalışıldığını biliyoruz. Türkiye Mühendis Mimar Odaları Birliği, Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütü demeyeceğim, kamu kuruluşlarının bir tanesi. Ve çok uzun bir tecrübeye sahip. 1954 yılında kurulmuş. 18 oda mı dedi? 24 odadan bizi şekil. Makine mühendisleri sayısı kaçtı? 110 bin. Makine mühendisi sayısı var. Bildiğim kadarıyla 100 bin inşaat mühendisi, 55 bin elektrik mühendisi. Toplam 500 bin hocam. Toplam 500 bin. Çok büyük bir kitle. Ve bunların hepsi mühendis. Kafa yormuşlar. Ülkenin sorunlarıyla mücadele etmişler. Çözmeye çalışmışlar. Dolayısıyla Türk Mimar Mühendis Odaları Birliği ile birlikte çalışma gereğine inanıyoruz. Onların yani istişare zaten şarttır. Onların yapılacak bütün değişikliklerde, ilerlemelerde görüşlerinin alınması gerektiğine inanıyorum. Bu zannediyorum yeterli bir cevap. İkincisi, bazı odalarımızın başında isminde bulunan Türk kelimesinin silinmesiyle ilgili olarak çok açık bir şekilde söylüyorum. Ne Türk kelimesi ne Türkiye kelimesi kaldırılamaz. Zaten bizim üniversitede de böyle bir deneme yapıldı. Bizim kimliklerimizden, öğrenci kimliklerinden TC kaldırıldı. Kaldırıldığını görünce itiraz ettim. O zaman direktör Yavuz Coşkun'u aradım. Yurt dışındaymış. Sonra döndü, beni aradı. Ya bu çok önemli bir şey değil falan demesine rağmen dedim ki eğer bu TC'yi koymazsınız bu kimliği almayacağım. Ve sadece ben değil bu üniversite mensuplarının büyük bir çoğunluğu bu kimliği taşımayacaklar. Sonra bizden kimlikleri geri topladılar. Artık hangi bir cihazla yaptılarsa TC T.C.'yi buraya yazdılar. Dolayısıyla Türk kelimesinin kaldırılmasıyla ilgili çalışmalara karşıyım. Bu kelimeler bu odaların isimlerinin başında şerefle durmalıdır. Bir diğer konu Sosyal Güvenlik Kurumu protokol değil mi? Evet. Asgari ücret konusu. Bu çok önemli. Bizim mezun ettiğimiz öğrenciler Gaziantep'teler, Gaziantep dışında da duyuyorum askeri ücretle çalışıyor. Yani 1600 TL, 1600 TL'nin
200 üzeri, 206 her neyse. Fakat işin en komik tarafı, sabah 7.30'da servisle iş yerine gidiyorlar, akşam çıkış saatleri belli değil. Yani 8 saatlik bir çalışma da değil. Dolayısıyla mühendisler için de asgari bir ücretin konmasından yana. Yani ondan daha aşağıda bir ücretin verilmemesi, bir maaşın verilmemesi gerekir. Yani insan olarak yaşayacaksa, bu kadar emek sarf edilmiş, 4 yıl hatta 5 yıl yabancı dilde dahil edersek, dolayısıyla bu konuda da görüşümüz çok açıktır ve askeri ücret konusu, yani mühendise verilmesi gereken minimum ücretin SGK ile bir protokol yapılıp devam ettirilmesinde yarar görüyor. Bir diğer soru üniversite nitelikli eğitim konusu. Bu çok önemli. Aslında bütün şu konuştuğumuz konuları ve konuşacağımız konuları da içeriyor. Her ilde bir üniversite anlayışı doğru bir anlayış değil. Bildiğim üniversiteler var. Bu üniversitelerde öğretim üyesi değil. Makine mühendisliği bölümü açılmış. İşte öğretim üyesi yetiştirme programı çerçevesinde çeşitli üniversitelerde öğretim üyesi yetiştiriliyor. Fakat bazen şunlar da oluyor. Oraya bir mecburi hizmet ya da para geri dönsün diye, oraya gelsin, görev yapsın diye o parayı ödeyip gitmeyenler var. Dolayısıyla herhangi bir üniversitenin açılışında ya da üniversitede herhangi bir programın açılışında ihtiyaçlar mutlaka göz önüne alınmalı, ona göre hareket edilmelidir. Aksi takdirde işsiz binlerce mühendisi etrafımızda görüyor olacağız. Makine mühendisliği eğitimi de dahil olmak üzere tüm eğitim bir disiplin işidir. Ben hep öğrencilerime söylüyorum, eğitim hazır okulundan başlayarak birinci sınıf, ikinci sınıf, üçüncü sınıf, dördüncü sınıf mezun oluncaya kadar bir sene sonra öğrendikleri bir sene önce öğrendiklerinin üzerine inşa edilecektir. Dolayısıyla eğitim düzenli bir süreçtir. Hızlandırılamaz, daha doğrusu böyle es geçilemez, yani şu dersi almasa da olur, şu kadar ders alsa da olur şeklinde herhangi bir aksamanın meydana getirilmemesi lazım. Yeterli sayıda öğretim üyesinin olması gerekiyor. Yani 3 öğretim üyesiyle, bizde tabii YÖK'ün kurallarında en az 3 öğretim üyesi olması lazım, lisans öğrencisi alabilmeniz için. Ama 3 öğretim üyesiyle mühendislik eğitimini sürdürmenin imkanı yok. Hem de nitelikli öğretim elemanlarına ihtiyaç var. Doktora, yüksek lisans konularına çok önem verilmesi gerekir. Bu konuda da söyleyeceklerim bunlar. Daha sonra kamusal denetim konusu var, sordunuz. Bu kamusal denetimin gerçekten asansörle ilgili söylediniz. Niye makine mühendisliği bölümünün yetkilerinden çıkarıyor bunlar anlayabilmiş değil. Yani niye özel şirketlere, makine mühendisliği odaları niye öteleniyor, bunu da anlayabilmiş değilim. Bu konunun da çalışılması gerektiğine inanıyorum. Yani bunları ben laf olsun diye de söylemiyorum sevgili başkanım. Muhalif olduğu için işte Sayın Adayım. Ama şimdi çok güzel bir şey söylemiştim konuşmasında. Muhalefet olmadan doğruları bulmak mümkün değil. İlla muhalefet olmalı, illa sizin gidişatınızı eleştiren, yok böyle değil, böyle olması lazımdır diyen insanlar olmalı. Hatta yöneticiler herhangi bir projeye karar verirken o projenin karşısında olanları da çağırmalı, onların fikrini almalıdır. Ama maalesef çoğunlukla iş başına geldiği zaman iktidarlar bir yönetici hastalığına tutulurlar ve sormazlar. Sormuyorlar, gerek de görmüyorlar. Bizim yaptığımız doğrudur anlayışıyla devam edince de ülke hepimizin bildiği gibi çok kötü noktalara geliyor. Bu LDG konusu da aynı. Yani eğer ihtisaslı bu konudaysa bu odanın yetkilerini elinden niye alıyorsunuz? Küçültmek için. Yani evet, yani küçültmek şeyle ilgili, yine projelerin onaylanmasıyla ilgili. Şimdi proje herhalde onaylanmıyor. Evet, hocam. Doğrudan doğruya belediyeye ya da ilgili kuruluşa götürülüyor, orada tamamdır ya da değildir diyorlar.
Orada şöyle bir şey açayım hocam, isterseniz müsaade ederseniz sözünüzü kesiyorum. Projelerin onaylanma durumu belediyeler tarafından istenmiyor. Üyelerimiz aslında iki tarafın arasında kalıyor. Sonra da biz Başarı ve de Yüksek Onur Kurulu üyemiz genel merkezde. Onlara da sürekli bu projeler odadan geçirmediniz diye üyelerimizi onur kuruluna sevk etmek zorunda kalıyoruz. Yani bir taraf diyor ki bana bu projeyi onaylatmadan getireceksin. Biz de diyoruz ki kanunun bize vermiş olduğu yetki çerçevesinde bunu onaylatman lazım. Yoksa seni Yüksek Onur Kurulu'na sevk eder, disipline, meslekten men eder. Başar Bey'in önünde şu anda insanın böyle yüzlerce dosya var. Yani aslında üyemiz de arada derede kalmış bir durumda. Yani bu hocam, asansörle ilgili de şöyle bir olay var. Türk standartlarında daha önce çalıştığım için, konunun da içerisinde olduğu için çalıştığım vardı. Sayın Başkan dedi ki Kahramanmaraş'ta genelde bütün belediye ve üniversiteler makine mühendisleri odası tarafından denetlenirken Gaziantep'te özel sektöre verildi. Bu daha önce Türk standartlarında verildi. Türk standartları daha sonra geçici olarak bunu taşıran firmalar taşıyor etti. Daha sonradan bazı firmalar belediyede bazı insanlarla özel ilişkiler kurarak özel diyalogların neticesinde özel sektöre devredildi. Daha sonra özel sektör de bu işin içine kalkamadı. Zannedersem şu anda üçüncü firmaya devredildi diye biliyorum. Asansör bakımıyla ilgili. Böyle sıkıntılar var. Aslında bir bakıma da birilerine rant sağlanıyor gibi bir durum söz konusu aslında. Sonuçta orada yani özel sektöre verilse de sonuçta bir makine mühendisi denetime gidiyor normal şartlarda. Oda da yapsa makine mühendisi o işin aslında şeyi, imza atanı veyahut da kontrolörü. Böyle bir sıkıntı var ama bunu herhalde sizin biraz daha farklı bir şey. Ben sorular biraz fazla olduğu için o konuyu biraz hızlı geçmiştim. Asansörle ilgili şöyle bir durum var. Evet, asansör ilk TÜRKAK'tan akreditasyonu sahip kuruluşlar tarafından yapılıyor. Şimdi biz de TÜRKAK'tan akrediteyiz. TÜRKAK'tan akredite olan kurumlardan bir tanesi de bizden sonra oldu bildiğim kadarıyla TES. Bir süre bazı illerde TST yaptı, bazı illerde makine mühendisleri odası yaptı. Sonra bunun şu anda bildiğim kadarıyla sayı artmıştır, eksilmemiştir. 52 tane özel şirket yapıyor şu anda. 52 tane özel şirket yapabiliyor. Şimdi kamu adına yapılan denetimlerin kamu kurumu niteliğindeki kurumlar tarafından yapılması gerekiyor. Siz düşünün, trafik cezanızı özelleştirdik, size birileri ceza yazıyor. Ya da siz düşünün, güvenliği özelleştirdik. Ya da düşünün, adaleti özelleştirdik, sizin davalarınıza başka bir özel birisi yapıyor. Bu da ona benzer. Biz bu anlamda diyoruz ki mutlaka makine mühendisleri odasının bunu yapması lazım. Biz kar amacı güden bir kuruluş değiliz. Kamu yararına çalışan ve kamu kurum niteliğinde bir kurumuz. Buyurun hocam, ben hızlı geçtim oraya da biraz açıklama yapmış oldum. Ya 8 soru sor, 12 evet. Hocam. Evet. Bir diğer meslek lisesi çalışmaları, meslek liseleri ve buna ilave eden meslek yüksek okulları çok önemli. Ara eleman kaynağımız buralar. Buradan özelleştirilmesi falan ona göre de söz konusu olamaz. Meslek liselerin özelleştirilmesi gerekir. Bizim hepimiz halk olarak hep gözümüzde en yukarıyı hedefler. Yani sokakta bir anket yapsak, çocuğunuz mühendis mi olsun, tekniker mi olsun, teknisyen mi olsun, hemen herkes diyor, mühendis olsun der. Aslında herkesin mühendis olması kabiliyetleri açısından mümkün olmayabilir. Dolayısıyla bazı gençlerimizi daha erkenden hayata alıp meslek liseleri veya da meslek yüksek okullarıyla onların da ülkeye bu şekilde hizmet etmelerini sağlamak mümkündür. Bu aynı zamanda mühendis sayısını da azaltacaktır. Daha mantıklı, ihtiyaca cevap veren sayıda mühendis yetiştirmemize sebep olacak. Ve öğrencilerimizin önemli bir bölümünü ara eleman olarak görevlendirmiş olacak. İstihdamda da bunun çok büyük yararlarını göreceğiz. Bir diğer soru, betona para yatırıyor. Gerçekten Gaziantep'te biz bunu hepimiz gördüğümüz, müşahede ediyoruz. Halk olarak da yani çok da iyi bir konumda değiliz. Ne bakımdan? Yani hiçbirimiz böyle mütevazı bir ev falan seçmiyoruz. Yani 4 odalı, 5 odalı evlerde, buralarda yüklü paralar vererek oturuyoruz. İşte bana bu soruyu başka bir yerde de sormuşlar. Daha henüz siyasete girmezden evvel. Hocam görmüyor musun? İşte bunları yaptık. Dedim ki burayı beton yönü haline getirdiniz.
bu doğru. Ama şu şehirde yeşil alan, insanların rehabilite olabilecekleri yerler, gidip de dinlenebilecekleri yerler. Beton herkes yapar. Yani bu o kadar da maharetli bir iş değil ama sanayi bizim için önemlidir. Sanayide de çok üretmek, kaliteli üretmek ve ucuza üretmek felsefesiyle hareket edilmesi gerekir. Bu aynı zamanda istihdamı da tetikleyecektir, sistem olanlarında. Özelleştirmeyle ilgili bu şeker fabrikalarının özelleştirilmesi, sağlıkta şimdi şehir hastaneleriyle sağlık, daha doğrusu hastane binalarının yapılması işleri çeşitli şirketlere veriliyor. Hasta garantili. Nasıl köprüleri, yolları, yolcu ya da araç garantili yaptırırsa, bunu ben bir türlü de zaten hafızalam almıyor. Hasta garantili nasıl olacak? Herhalde hasta olmayanlara hasta edip oraya göndereceğiz. Böyle bir mantık kabul edilemez. Benim şahsen eğitim ve sağlıkta devletin çok etkin olması gerektiği kanaatim. Düşüncem sağlıkta, eğitimde çok fazla özele devredilmemesi gerekir. Ama özel de olmalı ki hiç olmazsa devlet de, devlette çalışanlar da karşılarında bir rakip olduğunu görmeli. Kendilerine biraz çekimsel vermeler. Kamil Recep Stadyumu ile ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın son kararını ben de tasvip ediyorum. Millet Bahçesi vermiş. Burada belki Kamil Hoca'nın anısına Kamil Hoca Millet Bahçesi şeklinde. Ama o bahçenin gerçek anlamıyla kullanılması gerektiğini de düşünüyorum. Beni rektör olarak göremediniz, bu doğru. Çünkü benim rektörlük dönemi gerçekten yani şu zaman rektör olarak gördük de hocam, yani odamızda rektör görüyoruz. Yani bu bir eksikliktir. Bunu en baştan söyledi. Yani yok işte şöyle de böyle de zamanım yoktu. Gerçekten zamanım yoktu. Çünkü bizim üniversitemiz çok küçük bir üniversiteydi. Biraz işte mesela Nizip'te meslek yüksek okulu, Destin'de meslek yüksek okulu, Gölbaşı'da meslek yüksek okulu, Adıyaman'da eğitim fakültesi, Kilis'te eğitim fakültesi, Kilis'te fen edebiyat fakültesi, Kilis'te sağlık yüksek okulu, Gaziantep'te Sağlık Yüksek Okulu, bütün bu bilimlerin aşılması vesaire filan işte protokol toplantıları derken bu haklısın, sizi ihmal ettiğimi biliyorum. İnşallah Halep Bekir olursak. Zaten daha önce bir soruda ve sorunun cevabında da söylediğim gibi meclis kamu kurum ve kuruluşlarıyla sizin kuruluşlarınızla mutlaka istişare içerisinde olmalıdır. Sizin fikirleriniz mutlaka değerlendirilmelidir. Her fikri olanın fikri bir kenara yazılmalı ve ondan istifade edilir. Ben bilirim anlayışının ülkeyi iyi bir yana götüreceği kanaatinde değeri zaten gördük. İki dudak arasında idare edilecekse bu ülke zaten hiçbir kurumla kuruluşa da ihtiyacı yok. FETÖ suçlamasına gelince zaten sen bu soruda kendin cevap verdin. Hiç kimseyi biz tayin etmedik. Hiç kimseyi nasıl söyleyeyim? Ne istedilerse verdik demedik. Dolayısıyla ben bitirek mi onu söyleyeyim? Zaten ben bitirdim. Dolayısıyla sen cevap verdin. Böyle bir suçlama, yani geçtiğimiz günlerde bir kişi Sayın Genel Başkan'la ilgili Gaziantep Spor'un atkısını herkes takabilir. FETÖ'cü şu kişi takamaz. O nereden çıktı hocam? O nereden çıktı? Onun nereden çıktığını bilmiyorum. Geçtekinizde belirttiğiniz gibi edepsiz Hasan oldu. Gazeteciler ertesi gün sordular bana. Hocam bu beyanata ne diyorsunuz? Ben de dedim ki Hazreti Mevlana der ki o lafa bakarım laf mı diye. Sonradaki cümle var ya onu da söylemem. Yani bu laf değil. Meral Hanım'ın bu şekilde suçlanması ya da bu parti mensuplarının FETÖ'cülüklerle birlikte göstermesi son derece yanlıştır. Cevap vermeye dair lüzum görmüyoruz. Zaten
İYİ Parti'nin acil eylem planında FETÖ terör örgütü başta olmak üzere bütün terör örgütleriyle sistemli ve sistematik bir şekilde mücadeleye devam edilecek bir ifadesi var. Bu ilk 100 gün içerisindeki acil eylem planının içerisinde mevcut. Sizi daha fazla meşgul etmek istemiyorum. Ben çok teşekkür ederim. Eğer soru olursa tabii onlara da cevap veririz. Başka katkısı olan varsa arkadaşlar onlar da katkıda bulunur. Ben başka bir soru. Buyurun tabii. Ben sorayım. Bana sormayın. Çok önemli. İkinci soruda dediniz ki Türkiye Cumhuriyeti kelimeleri çıkarılacak mı? Dün gelen HDP'ye de bunu sordunuz mu? Onlar da mecliste bununla ilgili. Aynı soru soruldu. Kamera görüntüleri var izletebiliriz. Cevap neyin acaba? Aynı soru cevap verdi. Buna cevap veren diye. Evet. Yani burada özür diliyorum. Gaziantep Spor'la ilgili Hasan Şahin'e yani ona neden yaptığını söylemek istiyorum. Ben Yıldız Genç ve büyük takımları Gaziantep Spor'dan yetişmiş biriyim. İsmini yani, neydi? Pardon. Alaaddin Soylu. Evet, buyurun abi. Şimdi şöyle bir şey var. Yıllardır bu şeyi çekiyor Gaziantep. Yani bu önceki yönetimin yani içini boşaltmaları takımın. Yani bu adamın değerli parası da yok, bu evin girdisi de yok. Yani hiçbir şey yapamayacak, onun için rant sağlamaya çalışıyor. Yani bunu söylüyor ki, yandaş olayım, işte bana belki para verirler, bu arada da şey olur, götürür diye yani açıkçası düşünüyor. CHP'den adaylığa müracaat ettim. CHP'den adaylığa müracaat ettim. Evet, önemli olan para. Evet, Sider Hanım böyle işiniz. Gülden Hanım, özür dilerim. Gülden Hanım'ın duyanız zaten, Gülden Çokur. Şimdi aynı soruları sorduğumuz soruların müşterek sorular da var, münferit sorular da var. Tabii ki ben HDP'ye, o da bir hocamız, o da bir kimya profesörümüz ama ona niye odaya gelmiyorsunuz diye ya da rektörken niye katkı koymadınız diye sormadık. Öyle bir soru. FETÖ'cüyü de sormadık. Biz ama aynı soruları, ben bu soruyu sormuştum, aynı soruları demeyin de bu soruyu sormuştum. Bu soruyla ilgili cevap alamadık ama onların yaklaşımı şuydu genel anlamda. Biz bu işi masada çözmek istiyoruz. Ayrıca ayrışma istemiyoruz, ayrılık istemiyoruz. Böylece değiliz. Bu açıklamayı da yaptım yani. Ama kamera görüntüleri var isterseniz. Duyamışsınız, izlersiniz. Sorular varsa ben milletvekillerimize her zaman aramızda göremiyoruz ama hocam söz verdi. Bundan sonra göreceğiz yani hocam. Yani inşallah. Onun için sorular varsa hocamdan soru gelen hocam, ikinci sıra yok burada. Can Bey. Hiç yok. Yok. Ben bir şey sorayım. Mesleki eğitim merkezlerinin ülkeyi nasıl değiştirebileceğini ya da mühendisler açısından ne gibi katkı, istihdama nasıl bir destek olacağını sizden dinlemek istiyorum. Çünkü ben araştırdığım bir konu sanayi odası mesleki eğitim merkezinde ben görev aldım. Bir de sizden dinlemek istedim. Nasıl bir katkı sağlar? Tamam, isterseniz şey yapalım. Onu ben size birebir de anlatayım. Özellikle şey yapalım. Buyurun bir misafirimiz onu anlatayım. Şöyle, biz aslında bugün birazcık soruları size sorma yönünde ağırlıklı şey yapıyoruz. Onun için müsaade ederseniz ben size sorularınıza buyurun gelin bugün misafirimiz olun. Ben size bu konuda daha detaylı bilgilendirme yapayım. Buyurun. Buyurun Mehmet Bey. Hocam hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Benim merak ettiğim konu sanayiye yönelik. Böyle katma değeri yüksek bir üretim modeli, böyle bir eylem planımız var mı? Ya bunun detaylarına çok girmek istemiyorum ama sanayide özellikle bizi ülke olarak bir tık ileriye taşıyabilecek bir eylem planımız var mı? Yani merak ediyorum. Böyle bir eylem planı var. Biliyorsunuz endüstri 1, endüstri 2, 0, endüstri 0, endüstri 4, 0 diye. Sanayinin nasıl başladığı, nasıl geliştiğiyle ilgili süreci biliyoruz. Su ve buhar, sonra elektrik artı makine, sonra dijital teknolojinin elektromekanik sisteme uygulanması ve CNC tezgahlarının ortaya çıkışı, en son akıllı fabrikalar. Yani şeyin İYİ Parti'nin programında Endüstri 4'e yani Endüstri 4 sistemine girebilmenin bütün çareleri aranacaktır diye belirtmiştir. Yani bu konuda İYİ Parti gerekli çalışmayı yapacak.
Zaten yine programında Ar-Ge'ye, inovasyona çok önemli ölçüde değer verileceği, bu çalışmaların yapılacağı, bütçe ayrılacağı çok açık bir şekilde belirtilmiş. Zaten katma değeri yüksek olmayan ürünleri üretmeye devam edersek pazar olmaya da devam eder. Ben bir tarihte İzmir fuarında dolaşıyordum. Samsung'un genel müdürü galiba. Orada da ekranda da görüyordum. Konuşuyor işte. Diyor ki Türkiye hakkında ne düşünüyorsun bizim vardır? O da cevap veriyor. Turkey is our potential market. Türkiye'mizin potansiyel pazarı. İşte potansiyel pazardan çıkmanın yollarından en önemlisi katma değeri yüksek ürün. Ne anlama arkadaş? Biz henüz yani bakıyoruz ülkelere. Her ülkenin kendine göre bir takım markaları var. Biz daha henüz marka yaratabilmiş değiliz. Patent enstitümüz böyle çok hantal. Aşağı yukarı bir yıl oldu zannederim. Bir patente müracaat ettik, hala sonuçlanacak. Bari kabul etme, kabul etmedik de gönder. Dolayısıyla bu şeyler, bu kurum ve kuruluşların dinamik bir yapıya sahip olması, sağlanması gerekiyor. Bunun için de liyakatlı insanlar o kurum ve kuruluşların başına gelir. Öngördüğünüz sektörler var mı? Örneğin otomotiv veya işte savunma sanayi gibi. Yoksa genel bir kavram mı? Bu genel bir kavram olarak söyleyelim. Ama bu konu aslında üzerinde çok iyi çalışılması gereken bir konu. Yani bu soruyu geçiştirmemek açısından söylüyorum. Çalışılır. Devlet Planlama Teşkilatı aslında yıllar evvel bu ve benzeri çalışmaları yaptı. Türkiye için stratejik sektörler hangileri? Ama bizim siyasetçilerimiz maalesef Devlet Planlama Teşkilatı'nın bile ortaya kurduğu stratejik sektörleri bunlar kale binaman. Herkes kendine göre işte 12 yıldan, 16 yıldan beri de Türkiye inşaat sektörüyle, daha doğrusu beton ve demir olmuş. Bir fabrika bile açılmıştır. Yani şurası çok açıktır ki biz elektronik dünyasına girmek zorundayız. Bütün sağlık cihazlarımız, sağlıkta kullandığımız, hastanelerde kullandığımız cihazlarımızın %90'ı yurt dışı. Bugün Matbaacılar Odası'na ziyaret ettik. Onlar da diyorlar ki hocam bütün cihazlarımız sıkmış. Artık buna bir şekilde dur demenin zamanı gelmiş, çoktan da geçmiş. Onun için bu iktidarın dile getirdiği yerli ve milli kavramını biz yerine getireceğiz inşallah. Yani yerli teknolojiyi mutlaka geliştirmemiz lazım. Çok iyi öğrenemedim şu anda teknik alanda doktora yapan öğrenci sayımız. Ama toplamda 70 bin civarında doktora yapan öğrenci var. Ama bunun kaç tanesi mühendislikte, kaç tanesi sosyal bilimlerde, onu bilmiyorum. Yani 70 bin doktoranın yapıldığı bir ülkede bir şeyler yapılmış olması lazım. Öyleyse dönüp kendimize yeniden bakacağız. Ya bu doktora tezlerine ne menem tezler, nasıl tezler? Onun için bir organizasyona ihtiyaç var. Kimin ne yaptığının bilinmesi lazım. Bu üniversite neyle uğraşıyor? Harun Üniversitesi örneğini vereyim. Harun Üniversitesi KAP'ta önemli rol oynamak üzere kurulmuş bir üniversite. Ama şimdi gidin Harun Üniversitesi'nde çok ilgisiz konularda doktora programları var. Halbuki orada ne olması gerekiyordu? 2 yıllık ve 4 yıllık programlar açılacak. Yüksek lisans bile yok. Ne olacaktı? Orada diyelim ki işte meslek yüksekokulu çerçevesinde 2 yıllık bir programda hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı programı. Hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı programındaki öğretim elemanları bizatihi bu işin içerisinde yetişmiş veterinerlerden oluşacak. Ya bakıyorsunuz ki bu meslek yüksekokullarında insanlar yüksek lisans yapıyorlar, doktora yapıyorlar. Ya kardeşim senin orada yüksek lisans ve doktora yapan öğretim elemanına ihtiyacın yok. Orada uygulamayı çok iyi bilen öğretim elemanlarına ihtiyacımız var.
ayağını çizmeyi diyecek, sırtına sayıyor diyecek, süt nasıl sağlar öğrenciye öğretecek, sütten peynir nasıl yapılır onu bizatihi onlara anlatacak. Toprak nasıl sürülür, toprakta hangi vitaminler vardır, neler vardır, neler yoktur, bunlar ne? Gireceler. Ben bu uygulamaları Amerika'da gördüm. Yani kasaplık kurulur. Yani onun o bile eğitimler. İşte balıkçılık programı var. Hizmet sektöründe diyelim ki garsonluk tutumundan hepsi alçılık programı. Bizde de var da. Yani bir işi doğru yapmamız gerekiyor. Ama bizim gibi ülkelerde biz yine iyiyiz diyenlerine göre şekil yerine gelsin. Program açtık. Ondan sonra içini doldurmuyor. Sonra da orada görev verdiğimiz, öğretim görevimizi tornanın başına geçip torna işlemini öğrenciye gösterir. Mühendislik de bu şart değil. Hocanın illa da tornanın başına geçmesi. Ama meslek yüksek okulunda hoca tornanın başına geçmesin. Siz eğitime geçerken ne mantıklı, ne bahaneyle yapıldı, işte bu konuda çok fazla teori var ama bizi o kısmı ilgilendirmiyor. İşte özellikle meslek lisesinin orta kısımlarının kapatılmasıyla başlayan bir şeysiz, niteliksiz bir mesleki eğitim oluştu şu anda Türkiye'de. Bunun ucunda da meslek lisesi okulları da tabii aynı düzeyde bu meslek liselerinden şeysiz, sınavsız meslek lisesi okullarına geçiş hakkı da verildi. Meslek lisesi okullarının da statüsü çok kötü bir duruma geldi. Şimdi bunun mühendislikle ne alakası var diye soracağız ama aslında ben mühendislikle çok alakası olduğunu düşünüyorum. Yeterince teknik eleman bulunamadığı zaman, yani tekniker ve teknisyen bu ülkede çok fazla bulunmadığı için aslında bizim birçok mühendis arkadaşımız, yani bu aslında asgari ücret temelinde de niteliksiz eleman temelinde de aslında yatan şey bu. Aslında bizim birçok mühendis arkadaşımız tekniker teknisyenlerin yapması gereken işlerde çalışıyorlar. Ben tekniker teknisyenlerin yapması gereken işler derken o işleri aşağı bir seviyeye koymuyorum kesinlikle. Ve bunun da biraz önce sizin dediğiniz gibi işte herkes mühendis olmak istiyorunun altında yatan sebepler kaynaklanıyor. Sanki tekniker teknisyenin yaptığı iş basitmiş de mühendis ondan daha yüksek seviyede bir iş yaparmış gibi bir yerlere oturtuldu bu iş. Ve aslında hiç kimsenin ihtiyacı yokken mühendisler istihdam edildi. Ve sektörde de işte hepimizin kulağına geliyor bu artık. İşte mühendisler ne iş yapar? Mühendisler bir işe yaramıyor. Mühendisler bizim işimize yaramıyor diyor sanayiciler. Ama aslında mühendisten alması gerekeni bilmiyor. Yani siz biraz önce söylediniz. Aslında mühendisin yapması gereken iş tornanın başına geçip çalışmak değil. Bir fabrikada bakımcılık yapmak da değil. İşte bunlar şu anda yeterli teknik eleman bulunmadığı için mühendisler oralarda çalıştırılıyor ve kimse mühendisten memnun değil, mühendis yaptığı işten memnun değil ve vermek, kimse ücret vermek istemiyor gibi bu iş uzayıp devam ediyor. Yani bu işin temelinde bence daha şeyden başlayan, küçük yaştan başlayan bir mesleki eğitim var. Ben bu işe çok fazla odaklandığım için birçok parti şeyini inceledim. Bu konuda bir tek CHP'nin Sayın Kılıçdaroğlu'nun söylediği işte OSB'lerin şeyinde, bünyesinde teknoloji liseleri kuracağız gibi bir beyanatını gördüm sadece. Sizin böyle bir, bununla ilgili bir hazırladığınız bir şey var mı? Yani meslek liseleri eğitimiyle ilgili, meslek eğitiminin daha küçük yaşlarda başlayan meslek ortaokulları. Mesela benim en büyük bu konuda üstüne basarak söylediğim şey mutlaka ya meslek liselerinin orta kısımlarının tekrar açılması gerektiği veya bu mümkün değilse şu anda 4+4+4 gibi bir eğitim sistemimiz var. Meslek ortaokulunun niteliğinde nasıl imam hatiplerin orta kısımlarını açtıysak meslek ortaokullarını da açarak meslek eğitiminin ilkokuldan sonra başlamasıyla ilgili her bulunduğum ortamda bunu yineleri hep söylemeye devam ediyorum. Ben de biliyorsunuz ailecek işte biz bir aile şirketimiz var. İşte çıraklık eğitim müesseselerini, çıraklık müesseselerini ve çekirdekten yetişme mekanizmalarını iyi takip edebiliyoruz bu süreçleri. Şu anda bunun çok büyük bir sorun olduğunu düşünüyorum. Yani partinin öyle bir şeyi var mı? Liselerle ilgili bir projesi var mı? Var, öyle bir program. Eğer bu atlandıysa ben bunun bizim yani mesleki kısmında çok önemli olduğunu düşünüyorum. Sonrasında mutlaka bu konuda bir çalışma yapılmalı diye düşünüyorum. Evet, teşekkür ederim. Meslek eğitiminin yeniden gözden geçireceği açıkça yazılmıştır. Buna benzer öğretmen okulları.
rektör olduktan çok kısa bir süre sonra, eğer zamanınızı almaz hemen bir 5 dakika, Sayın Cumhurbaşkanımız o zaman Süleyman Demirel, rektörlerle her yıl Mart ayının son cumartesi günü yaptığı toplantılar yapardı. O toplantıların ilkinde dile getirdiğim bir şey var. Dedim ki Sayın Cumhurbaşkanım, ben Taksan'a gittim. Taksan'ın nasıl bir yapıya sahip olduğunu biliyorum. O Taksan'ın yanına bir bina yapsak, yanına da Taksan Meslek Yüksek Okulu yazsak. Hiç öğretim elemanına ihtiyaç duymadan, yeni bir binaya ihtiyaç duymadan, laboratuvar kurmadan, atölye kurmadan biz orada makine metal alanında, takım tecrübeler alanında çok mükemmel bir eğitim yapıyoruz. Yani tabiri caizse bir müdür diyorlar ki, işte o hazır olan sistemin yanına sadece eğitim binası koyacaksınız. Zamanın, günün bir kısmında teorik dersler, geri kalanında da işte atölye. Eğer çeşit imkan var, çizim sahasında dahil olmalı. Dolayısıyla dedim, bu meslek yüksek okulları dağ başında, şehrin herhangi bir köşesinde, ilgisiz yerlerde kurulmuyor. Meslek yüksek okulları bizatihi eğitim, öğretim yapacağı programların olduğu organize sanayi bölgelerini yapmak. Bu benim 1997 yılında dile getirdiğim konu. Biz bunu Gaziantep'te gerçekleştirdik. Organize sanayi yönetim kurulu başkanı Durmuş İstever bir gün beni aradı. Dedi ki hocam bir okul açmak istiyoruz. Ne yapalım? O ne güzel dedi. Organize sanayide bir meslek yüksek okul açalım. Şimdi gördüğünüz organize sanayinin hemen şehre giriş kısmında Naci Topçuoğlu Meslek Yüksek Okulu bu anlayışla kurulmuştu. Dedi ki orada bir meslek yüksek okulu kuralım. Sanayinin içerisinde bir meslek yüksek okulu kuralım. Sanayinin iştigal ettiği sahalarda programlar açalım. Dolayısıyla hem öğrencilerimiz eğitim öğretim süreci içerisinde oradan faydalanırlar. Hem de sanayicilerimiz, işverenlerimiz o öğrencileri görürler. Onları ileride istihdam etmek üzere kapat. Yani biz bunun yabancısı değiliz. İnşallah eğer bu imkan olursa İYİ Parti mecliste çoğunluğu sağlar. Meral Hanım da inşallah Cumhurbaşkanı olursa bu konularda çok önemli atılımlar yapılacağını düşünüyorum. Yapacağız. Başka da çaremiz yoktur. Hocam inşallah vekil seçilirsiniz bu sene öncelikle. Olası bir parlamentodaki olası bir koalisyon ortamında siz de muhtemelen önemli bir görevde bulunacaksınız. Yıllardır hep üniversite sanayi işbirliği deniyor. Ve üniversite sanayiyle özellikle Antep için konuşayım mesela. Çok iç içe değil sanayiyle. Hocalar işte çalışmalarını 71 tane doktora tezinden bahsettiniz. Master program. Evet, doktora öğrencisi. Gördüğüm rakam bu ama teknik bir sosyal bilimler bundan bilemem. Yani burada da çok master doktora tezleri oldu. Onlarla herkes kariyerini yükseldi. Sanayiye bir katkısı olmadı. Yani yanlışsa yanlış değil. Nasıl bir üniversite sanayi işbirliği konusunda böyle bir önemli görev aldığınızda ki illaki bir orkestranın çok iyi kemancısı, kemancılar çok iyi sanatçılar olur ama orkestra şefi olmazsa işe yaramıyor bu. Peki orkestra şefi görevini siz görürsünüz sonra. Bu konuya en fazla kafa duran insanlardan bir tanesi de üniversite sanayi işbirliği şarttır. Ama üniversite sanayi işbirliğinin temin tesis edilebilmesi için iki tarafın birbirini çok iyi bilmesi, iki tarafın imkanları birbirlerine çok iyi aşması gerekir. Bunu sağladığımız zaman üniversite sanayi işbirliği kendiliğinden oluşur. Başar Bey biliyor, bir proje yürüttük, kendisinin desteğini de aldık. Bu asimetrik profilli dişli pompalarının performansıyla ilgili. Eğer Başar Bey hazırsa, biz de hazırsak bu işbirliği gerçekleşiyor. O hazır değilse, biz hazır değilsek bu işbirliği gerçekleşiyor. Onun için bu sorunun cevabı sadece akademisyenlerden değil, politikacılardan değil, aynı zamanda sanayicilerden de almak gerekiyor. Herkes istiyor ki devlet versin bu projelerin desteği. Özel sektörde versin. Özel sektörde desin ki arkadaşım size
Ne kadar ihtiyacımız varsa bu kadar parayı veriyorum ama bana sonucu getir. Bu da yine bakın Batı ülkelerinde üniversite sanayi işbirliği çok üst düzeyde. Nasıl üst düzeyde? Sadece devlet vermiyor bu destekleri. Sanayici de bir saat. Bütçe ayırıyor, Ar-Ge'ye bütçe ayırıyor. Ar-Ge zaten bütçe ayırmak zorunda. Her iktidar iş başına geldiği zaman yani bunları yeniden gözden geçirip belli firmaların ne kadar Ar-Ge'ye ne kadar para ayırması gerektiği konusunu ortaya koyması lazım. Yasa olarak doğru bir hale getirilse bir yasa yani onu tam olarak bilmiyorum ama bu işte makine mühendisleri odası ve benzeri diğer odaların çalışmaları sizin tecrübeniz ondan sonra sanayicilerin tecrübesiyle birlikte karar verilecek bir konu. Ama evet. Türkiye'nin Ar-Ge'ye girmekten başka çaresi yoktur. İnovasyondan başka çaresi yoktur. Ya sanayiciye rica edilmez olmaz. İzaki yasal zorunluluk getirir. Yani işte peki parametoda onu sanayicilere falan bir şey demiyorum ben. Bunda bizim de öğretim üyeleri olarak da, akademisyenler olarak da eksikliklerimiz vardır. Biz de zaman zaman yabancılaşıyoruz. Piyasaya, sanayiye yabancılaşıyoruz. Bu yabancılaşmayı durdurmak lazım. İşte ya bu projelerde ya da öğretim üyelerine zaman zaman bir yıl, iki yıl üniversiteden izin verip yetişim sanayi kurumunda çalışırken şeklinde tavsiyelerle bu iş birliğinin gerçekleştirileceği kanaatindeyim. Ama bu birden bir olmuyor. Hedefi koyacağız. İnşallah o hedefe doğru şartları zorlayacağız. Yani biz şartlara göre hedefi değil, hedefe göre şartları zorlayacak bir parti olacağız. İnşallah. Evet, ben başka soru arkadaşlar. Yasal zorunluluk olmazsa sıkıntı oluyor. Değil mi? Makine mühendisleri ve kadar mühendislerinde evet. Bu sorunlar. Kemal Bey buyurun. Usta yasasını yapalım. Kemal Bey buyurun. Hocam, evet, sanayi işbirliği dedi. Şimdi bakın, üniversite şeyde o, mimari bölümde var, şehircilik vesaire. Hiçbir sanayi kurulu şeyleri, dolganız sanayi bölgeleri ve diğer sanayi yapımlar, imar planları, kentsel tasarımlar yapılırken sanayinin olduğu yerde okul düşünülüyor sanayiciler. Okul yeri yok. Yani milli eğitim oralarda okul alanları, işte teknik okul alanı, bilmem teknik lise vesaire diye yer koymuyor. Hep ne kadar satarız, arsayı sanayiciye nasıl satarız, oradaki sanayiciler kendilerine ne dönüyor. İşte üniversiteden buradaki rolü, artık bizde sanayiciler mesela farklı düşünüyor. Sanayi şehrin dışında, üniversite şehrin başka bir köşesinde bu işbirliğinin aslında bilimsel bakış açısına dayalı yaklaşıma ihtiyacı var. Gaziantep sanayi şehri ne kadar akademik şey meslek lisesi gerekir, ne kadar normal lise gerekir. Ve bu sanayi altyapısını oluşturacak teknik kadroyu her türlü kademede eğitim, meslek lisesi. Bakın Gaziantep'te, ben rapor vermiştim, Gaziantep'te meslek liselerinin en az %70-%30'u da normal lise olması gerekir. Çünkü sanayi Türkiye'de, Gaziantep'in hep gelişmesi sanayinin üzerine oluyor ve de başarılı oluyor. O zaman envanter hangi konuda, sanayi kendi içinde envanter çıkarır, ilgili milli eğitimde ve üniversitede bunun desteği, üç birliği, milli eğitimin programında yoksa ne oluyor? Biliyorsunuz Gaziantep Türkiye'de en geri kalmış eğitime, eğitimde en geri olan bir şey. Sanayide demek ki müteşebbislerin katkısıyla oluyor. Bilimsel katkıyla olmuyor demek. Bir de olayı bütüncül bakış açısı yerine, bakın kaç yıl oldu şey yapılalı, hocam müteşebbis olarak şey olarak aklı sağlamış. Kaç yıllık Topçuoğlu Lisesi? Ne kadardır? Başka yapıldı mı? Yok, başka yok. Başka nereye gitti bakın?
Burası da sanayi şehridir. Stratejik planlar hazırlanırken 5 yıllık stratejik planlarda meslek liselerine ihtiyaç vardır. Ve onun da envanteri çıkarır. Sanayinin istediği şey nedir? Altyapıdır. Hangi konular? İplikse iplik konusunda. Bilmem başka konuysa o konular. Envanterler çıkarıp liseler ona göre yapılması lazım. Meslek liselere. Ama bunun tersi liselerde bakıyoruz. İmam Hatip'ler. Kimse de sesiniz var. Ondan sonra da geçici, temelden eğitim görmemiş kişilerle, mesleki şeylerle, sizin söylediğiniz gibi, mesleki eğitim merkezleriyle çalışıyor. Tamamlanmaya çalışıyor. Onu da yeni yeni yapıyorlar. Yani işte bir şey, meslek... Şimdi köklü bir şeyi düşünme alışkanlığı eden bilimsel bakış açısıyla üniversitelerimiz de yok. Yani yorgun. Ben söyledim gününde diyor. Söyledin ama memleketin durumu bu. Siz hatırlarsınız hocam. Deprem oldu. Depremden sonra binler insan öldü. Bütün hocalar söyledi. Ben gününde söyledim, ben söyledim, ben söyledim. Ya rapor vermek yetmiyor. Bunun uygulama safhasına da girmek gerekiyor. Yani akademisyenler bir adım daha atmalar. Yani üniversitede şunu yaptık. Bulunduğumuz şehre ile şu katkıyı sağlıyoruz diye çok konuşup az iş yapma olunca popülist olmuyor. Tam tersi. Uygulamada takip etmeli. Size bak söylediğiniz gibi. Bakalım ne oluyor? Uygulamada. Bir söyledik. Çocuklar mezun oluyor oluyor. İşsiz. Ya biz nerede hata yapıyoruz? Acaba yanlış birim mi seçtik? Acaba yanlış konu mu seçtik? Acaba bu çocuklar yeterli yetişmiyor mu? Acaba sanayiciler bunu niye almıyor? Yani bütüncül bakış açısı olmadığı müddetçe biz asla gelişmiş ülkeler sınıfına geçemeyeceğiz gibi oluyor. Bence her şey artık bütüncül ve sonuç endeksli çalışmamız gerekiyor. Gaziantep'te eğitim liseleri %70'den aşağı olmaması lazım. Strateji i̇şte, buna göre yapacağız. Değerli hocam milletvekili seçildiği zaman burada inşallah bu konuda ciddi anlamda katkılar koymasını bekliyoruz biz. Ben üniversitedeki hocalarımızı, üniversite kökenli olduğum için hocalarımın hepsini görüyorum. Yanlarına gidip görüyorum ama dışarıda göremiyorum. Bir gün hocam dedim ki bir tane hocama dayanamadım. Hocam nereden alışveriş yapıyorsunuz? Sinemaya gidiyor musunuz? Tiyatroya gidiyor musunuz? Markete gidiyor musunuz? Sanayide misiniz? Ben hiçbir yerde hocalarımı göremiyorum. Üniversitenin kampüsünün içinde, sadece üniversite kampüsünün içerisinde yaşıyorlarmış gibi görüyorum. Ben onlar gibi yaşıyorum. Yani çok üst düzey, çok böyle gelir düzeyi yüksek yaşamıyorum. Çok gelir düzeyi aşağıda da yaşamıyorum. Çok eğitim düzeyi ya da sosyal kültürel düzeyi çok farklı yaşamıyorum. Ben hocalarımı bir gün bir markette görmüyorum. Sanayide, bu kadar sanayide fabrikalara gidiyorum. Bir tanesinde ben bir tane hocamı göremiyorum. Bir gün sinemada göremiyorum. Böyle bir latife yapmıştım. Yani hangi marketten alışveriş yapıyorsanız ben oraya gideyim. Bari bir gün birinizi gördüm diye hocam. Gerçekten hocalarım hep aynı şey içerisinde, kendi kampüslerinin içerisinde gidiyor. Hocanın dediği gibi aslında iki tarafında hazır olması gerekiyor. Yani hem sanayici hazır olacak hem hocalarımız hazır olacak. Sanayinin bakış açısı para kazanma. Çünkü işletmelerin hepsi para kazanma olmadığı zaman, ayakta duramadıkları zaman o argeler yapılmış, şu olmuş, bu olmuş, bundan onu bağlamıyor. Önemli olan sonuç odaklı baktığınızda sanayici para kazanmak istiyor, hoca bilimini yapmak istiyor. İkisinin müşterek bulmak için belki de bizim gibi odalara, derneklere, vakıflara, sanayi odalarına ihtiyaç vardır. Biz de bu çerçevede bu dönem elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Halik Bey sizin sorunuza da biraz cevap oluyor. Savunma sanayiyle ilgili, tekstil sanayiyle ilgili makine firmalarını veya mühendislik firmalarını ya da mühendis çalışan firmaları nasıl bu sektöre adapte edebiliriz, nasıl buluşturabiliriz? Üniversite sanayi işbirliği değil de artık sanayiden mi üniversiteye gitsek? Yani üniversite sanayi tersinden mi bir denesek ya da başka yöntemler bununla ilgili bir çalıştay mı yapsak, neler yapsak üniversiteyle sanayiyi buluşturmamız lazım. Burada tek suçlu sanayici olarak görmememiz lazım. Hocalarımız da o kampüsün içerisinden maalesef çıkmıyorlar. Hocalarımızı da o kampüsün içerisinden çıkartmamız lazım. Yalnız sen hocam özür diliyorum. Yok, hoca olarak biraz eleştiri yaptım. Yani eleştirisi zaten olmuyor. Mutlaka eleştirmek lazım.
Şimdi Sanayi Bakanlığı var, teşvik ediyor. TÜBİTAK var, o da teşvik ediyor. Ve aynı alanda. Yani bu anlaşılabilir bir şey değil. Yani işin içerisinde olanlar bu işi çok daha iyi biliyor. Güney Kore ile Türkiye'nin 1962'deki durumu aynı. Hiçbir fark yok. Hatta biz daha iyiyiz. Ama şimdi onların dünya kadar markaları var. Bizim hiçbir markamız yok. Ama ne oluyor? Onlarda bir gemi batıyor. Bakan istifa ediyor. Bizde neler oluyor? İnsanlar yerinde oturmaya devam ediyor. Yani biz inşallah her şeyi yerli yerine oturtursak. Herkes haddini bilirse. Ben inanıyorum ki biz de güzel şeyler yaratabiliriz. Yani Sanayi Bakanı kim, TÜBİTAK kim, araştırma merkezlerimiz var. Yani Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü. Sonradan Gebze Normal Üniversite. O Yüksek Teknoloji Üniversiteleri, yüksek lisans programlarına ağırlık vermeleri gereken üniversiteler, lisans öğrencileriyle doldurdu taşındı. Eğitim popülizme dayanamaz. Vakit epeyce ilerledi. İftar vakti de yaklaşıyor. Hepinize çok teşekkür ederim. Biz de teşekkür ederiz İnşallah. Geldiğiniz için. İnşallah iyi partik bu eksikliklerine gidermeye çalışacak. İnşallah bir makine mühendisi milletvekilimiz Gaziantep'ten olunca bizim sorunlarımızdan, TÜMOB'un sorunlarına, makine mühendislerinin odasının sorunlarına ve makine mühendislerinin sorunlarına daha çok eğitim sözlerini aldık sorularımızın. Sorularımızın hepsine cevap aldık. Sorularımızın hepsine aslında bizim istediğimiz gibi cevaplar aldık. Bizim beklediğimiz cevapları aldık. Hocamın rektörken çok işim vardı, yoğundum, ondan dolayı yapmış olduğu öz eleştiriyi de kendisine takdirle karşılıyorum. Ama inşallah bundan sonra daha sık görüş alışverişinde istişarede bulunacağız. Hepinize geldiğiniz için ben çok teşekkür ediyorum. Sizlere de seçimlerde başarılar diliyorum. Akabinde de misafirlerimize soru cevap veya sizin eklemek istediğiniz, sizin açıklamak istediğiniz şeyler varsa